Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Nalan Hanım. Hiç hoş bulmadım Mahve Hanım. Niçin? Yani bunca işimin gücümün arasında bir de böyle sorunlarla karşılaşmak. Yani gerçekten benim bunları ayıracak vaktim yok. Yani bunca zaman geçmiş. Neden şimdi beni aramaya çalışıyor ki? Ayrıca yolda gelirken aklıma geldi. Yani sonuçta annesi yaşıyor. Neden annesini aramıyor da bana ulaşmaya çalışıyor? Şimdi şöyle. Ben tekrar anlatmaya çalışayım size. Telefonda konuştuk ama Selçuk Bey zaten hayatıyla ilgili bir sürü gerçeği 40 gün önce öğrenmiş. Yani böyle bir şeyin sizin başınıza geldiğini düşünün. Yani ölüm döşeğinde babanız yatıyor. Ölmeden önce size senin bir kardeşin var aslında hayatta diyor. Gözlerini yumuyor. Sonra anneniz bildiğiniz insan yengeniz çıkıyor. O yenge size ölen kişinin babanız değil amcanız olduğunu söylüyor. Yani bu insan ne yapmalıydı? Benim kardeşi olduğum ne malum? Şimdi yaptığımız araştırmalar sonucu, Selçuk Bey'in vermiş olduğu bilgiler sonucunda bugüne kadar işte doğduğunuz yerler, yaşadığınız mahalleler, ilçeler, isimler, her şey birbiriyle örtüşüyor. Ekibimiz o anlamda çok sıkı çalışan bir ekip. Bugüne kadar hiçbir yanlışlık yapmadık. Bundan sonra da yapacağımızı pek zannetmiyorum. Tabii insanız, beşeriz, şaşırız. O başka bir şey. Yani diyorum ki kendinizi bir Selçuk Bey'in yerine koyun. Uğraşmak istemiyorum bu tarz şeylerle. Bunca zamandan sonra bana ne diyebilir ki yani? Bir kardeşinizin olduğunu öğrendiniz. Bu sizi hiç heyecanlandırmadı mı? Her şeyin ötesinde. Yani ben böyle bir şey zaten yıllar öncesinde duymuştum. Ama tabii ne kadar doğru, ne kadar değil bilmiyorum. Nereden, kimden duymuştunuz? Yani bir kavga sırasında üvey babamdan duymuştum. Tabii o zamanlar gerçek babam olduğumuzu biliyordum. Yani öyle zannediyordum daha doğrusu. Ha, üvey babanızdan duydunuz. Anneniz evliydi. Evet, yani annem İstanbul'a geldikten sonra bir evlilik yapmış. Tabii şimdi ben... annenizin ismi Ecrin. Kimlik adı Emine. Yani evet ama hani bunu sadece aile arasında kullanıyoruz. Sizin isminiz Nalan, kimlik adınız Nalan. Ama aile arasında Zuhal deniyor değil mi? Evet. Şimdi tekrar oraya geri dönelim. Bir üvey babanız var. Anneniz evlenmiş. Üvey babanızdan bir kardeşiniz olduğunu nasıl duydunuz? Yani annemle babam zaten, yani üvey babamla annem daha doğrusu çok sık kavga ediyorlardı. Genelde kavgalarının sonucu hep aynı yere bağlanıyordu. İşte kendi tohumunu da al, çık git, nereye gidersen git gibi. Ben de o şekilde öğrendim. Yani ben bilmiyordum, hani aynı anneden babadan diye düşünüyordum ama acı bir şekilde öğrenmiş oldum. Peki annenize sormadınız mı? Anneme sordum. Şöyle, annem geçmiş hayatının çok karışık olduğunu, daha öncesinde severek bir evlilik yaşadığını ama daha sonra anlaşamayınca boşandığını anlattı. Yani bu konular üzerine çok fazla konuşmadık biz. Bu kadar, üstü örtüldü. Üvey babanızdan. Tabii bir de bu evliliğinden bir çocuğu olduğunu söylemişti. Ama o çocuğunun kendisi için öldüğünü de söylemişti. Nasıl? Kendisi için hani artık olmadığını, görüşmediği için herhalde bilmiyorum hani sebebini. Dediğim gibi geçmiş evliliğiyle ilgili biz pek fazla konuşmuyorduk. Geçmiş bizim için geçmişte kalmıştı. Ve bunun gerçekten hiç üstüne gitmiyor musunuz? Üstüne gitmek istedim aslında. Evet, araştırmak istedim. Hani bir abim var mı gerçekten? Hani bu ne kadar doğru? Ya da şu an nerede, ne yapıyor? Ama annem hep bu konunun üzerini kapatmaya çalışıyordu. Hani sen gitsen de o seni kabul etmeyecek falan gibi.
Zaten ben annemin soyadını taşıyorum. Hani bunu onları bulsam bile nasıl ispatlayabilirdim bilmiyorum. Şimdi annenize soruyorsunuz, istediği kadar üstünü örtsün. Öz babanızı merak etmiyor musunuz? Sordunuz mu annenize? Bunun ne önemi var ki? O adam sorumsuzun tekiymiş. Annemi terk etmiş, beni ortada bırakmış, bizi yıllarca sormamış. Ha, işte bakın sormuşsunuz. Yani... Bunları merak ediyorum. Annenizin geçmişiyle ilgili size tam olarak ne anlattığını merak ediyorum. Babanızla ilgili mesela, öz babanızla ilgili bunları mı söyledi? Yani annem tam olarak bu şekilde söylemese de benim ona karşı olan düşüncelerim bunlar. Babamın bizi terk edip gittiğini düşünüyorum sadece. Bunlar sadece sizin hissiyatınız mı? Öyle olmasaydı bunca zaman en azından bana ulaşmaya çalışırdı, öyle değil mi? Peki Nalan Hanım, hiç aile büyüklerinizden, herhangi bir akrabanızdan şimdi bilgi edindiniz mi bugüne kadar? Yani annemle tekrardan İstanbul'a geldiğimizde biz bir süre anneannem ve dedemle yaşadık. Anneniz Diyarbakır'dan geliyor. Evet. Geldikten sonra hani annesinin yanında kalmış ve anneannemle dedem bana bu konulardan hiç bahsetmedi. Ben üvey babamdan öğrendiğimde de zaten ikisi de vefat etmişti. Peki üvey babanız şu an ne yapıyor? Hala evli mi anneniz üvey babanızla? Hayır, onlar uzun zaman önce boşandılar. Boşandılar. Yani babam bizi kapı dışarı ettiği için. Üvey babam. Üvey babanız sizi kapı dışarı etti. Evet, yani zaten onun çocuğu değildim. Hani annem onun nüfusunda kalmamı istiyordu ama o bunu istemiyordu galiba. Sık sık bununla ilgili annemle kavga ederlerdi. Bu da enteresan değil mi? Mesela kendi nüfusunda kalmanızı istemiş. Soyad. Evet. Yani belki de buna mecbur kalmıştır. Sonuçta onu terk eden bir eşi var. Nalan Hanım, annenizle nasıl bir hayat yaşadınız? Ben annemi çok seviyorum Ahan. Yani çok güzel şeyler yaşadık. Tabii bu olayları öğrenince ona biraz kızgındım ama sonra düşününce affettim. Hem zaten üvey babamdan ayrıldı. Eski ilişkisi de onun yüzünden bitmemiş sonuçta. Terk edilmiş. Beni okuttu. Güzel bir üniversite okudum. Güzel bir hayatımız vardı annemle. Ne iş yapıyorsunuz? Bilişim sektöründeyim. Ama bu ara annemin hastalıklarıyla uğraştığımız için pek fazla odaklanamıyorum. Çok geçmiş olsun telefonda. Çok fazla üstünüze gitmek istemedim bununla ilgili. Tam olarak nedir annenizle ilgili durum? Anlatır mısınız biraz? Annem kanser hastası. Yani yıllardır bununla ilgili uğraşıyoruz. Artık kemoterapiler de çok fazla sonuç vermiyor. Organlarına zarar vermeye başladı. Sürekli bir iyiye gidiyor, bir kötüye gidiyor. Ama bizim birbirimize verdiğimiz bir söz var. Her zaman birbirimizin yanında olacağımıza dair söz verdik. Ve geçmişi açmayacağımıza dair söz verdik. Anneniz inşallah şifa bulur. Teşekkür ederim. Ve her şey yolunda gider. Düşünsenize, oğlunu görüyor olmak mesela onu heyecanlandırmaz mı? Yıllar sonra evladıyla karşılaşsa, bir araya gelseniz. Annem zaten çok zor bir süreçten geçiyor. Yani ben ekstra ona böyle bir şey yüklemek istemiyorum. Hani bu onu gerçekten mutlu eder mi? Ya da bizim hayatımızı ne şekilde etkiler bilmiyorum. Bunca zaman geçmiş ve bizim düzenimizi bozmaya çalışıyor mu? Yoksa gerçekten iyi niyetle mi geliyor bilmiyorum. Ne gibi bir kötü niyeti olabilir Selçuk Bey'in? Yani neden bunca yıl sonra? Ama size anlatıyorum. Diyorum ki 40 gün önce öğrenmiş hayatıyla ilgili gerçekleri. Bu size ne hissettiriyor? Yani siz durum şöyle olsaydı bu soruyu sormakta haklıydınız. Yıllardır sizi biliyor ama hiç oralı olmamış. Bir anda çıkıyor geliyor. Ya adamcağız zaten yani hayatı allak bullak olmuş. Benim de merak ettiğim çok şey oldu yıllarca. Ama dediğim gibi şu anda böyle bir şeyle uğraşacak gerçekten vaktim yok. Tamamen annemin sağlığıyla ilgili uğraşıyorum. Şunu anlıyorum. Dengenizin
bozulmasından korkmanızı, annenizin rahatsızlığından dolayı endişe etmenizi, belki heyecanlanır, kendini kötü hisseder ya da geçmişine dair gizlediği bir şeyler vardır. Onlar çıkınca bu ona acı verir. Bütün bunları anlıyorum. Ama bu kadar o hiç görmediğiniz, sizden hiç haberi olmamış, sizi hiç görmemiş kardeşinize bu kadar ön yargılı olmanızı anlayamıyorum en başından beri. O ön yargı değil. Bunları ben de merak ediyorum. Annem babamla neden boşandı? Neden bir çocuğu varken onu arkasında bıraktı? Ya da öz babam kimdi, nasıl birisiydi? Ama bunların artık bir önemi yok ki. Ama biz kendi düzenimizi kurduk. Ama kardeşiniz hayatta. Sağlıklı. Sizi arıyor, sizi merak ediyor. Yani o da acılı bir insan. Kayıp vermiş bir insan. Ve düşünsenize aslında bakın siz annenizle, öz annenizle birliktesiniz. Fakat o. Baba bildiği kişi amcası çıkmış. Anne bildiği kişi yengesi çıkmış. Şu an ne yapacağını bilemeyen yetişkin fakat çok yaralı bir adam ve yalnız bir adam. Acaba birbirinize bu noktada destek olamaz mısınız? Ben bütün bunlarla yüzleşmeye hazır mıyım bilmiyorum. Buraya geldim ama sırf merakım için geldim. Yani gitmek istiyorum. Onunla yüzleşmek istemiyorum şu an. Öyleyse sizden şunu rica etsem. Selçuk Bey, sizin için bir video hazırladı. Size bir mesajı var. Size o videoda bir şeyler anlattı. Aracımıza gitseniz, o videoyu izleseniz, sonra görüşüp görüşmemeye karar verirsiniz. Burada herhangi bir baskı yok. Zorlama yok. Tamam, izleyeyim. Tamam. Ama bununla ilgili bir umut falan vaat etmiyorum. Daha sonra oradan gitmeyi düşünüyorum. Yine de çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim geldiğiniz için. Benim yine de umudum var. Yani annem bu şekilde olmasaydı belki her şey daha farklı olabilirdi. Annenizi koruma içgüdünüzü fark ettim. Anlamaya çalışıyorum. Bütün bunların ağır gelmiş olabileceğini de anlamaya çalışıyorum. Tabii sizin yerinizde değilim o yüzden ahkam kesmek istemem. Fakat hayatta kendi kanınızdan ve kendi canınızdan sizi merak eden, sizi görmek isteyen, sizinle olmak isteyen, niyette son derece iyi bir insan var. O yüzden o videoyu bence bir açık kapı bırakarak izleyin derim. Tamamdır. Peki. Öyleyse ekip arkadaşlarım şimdi size yardımcı olacaklar. Sizi aracımıza alalım. Teşekkürler. Rica ederim.